ne güzel yayladı bizimlere, yaylalar, yaylalar, yaylalar. İbrahim Ethem köyüdür. Belediyelik oldu patatesi iyidir.
gelir. Kelidin suyuyla akasın gelir. Çok meşhurdur bizim köyün kayı barları. Yaprak toplanırdır bahar çağları. Bahar kesiminde şenlenirdi dağları. Üzüm pekmezinden diyesim gelir. Doğumlu tarlada ekim içerdik. Abidenin pınarından sular içerdik. Karadaş'tan da erik bir tekkeye geçerdik. Ağabeyların üstüne türküler yakasım gelir. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar, ben biraz kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 5 yıl sunuculuk yaptım ama inanın buraya çıkmak o kadar heyecan verici bir şey ki onu anlatamam ben size. Sayın Başkanım dedi bana, Saadet dedi, gece düzenleyeceğiz, bir eğlence düzenleyeceğiz. Bize dedi bu konuda yardımcı olabilir misin dedi. Eyvallah başkanım ama dedim, inanın ben çok heyecanlanırım. Gerçekten çok heyecanlandım. Bilhassa kendi köylülerim, kendi dostlarım arasında çok heyecanlandım. Dilim sürtüşmüş olabilir. Hata yapmış olabilirim. Yanlış bir cümle kullanmış olabilirim. Yeniden 70 hepinizden özür diliyorum. Bazen bir ağız dilimde gezdirir sevda gönlünde. Maliyetli bir iş. Bu konuda bizden tek bir kuruş bile almadan, tek bir kuruş bile talep etmeden bizlere destek verdi. Kendisine bu anlamda derneğim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Thank you.
Büyük Millet Meclisi 24. dönem Eskişehir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı olarak bu kadar güzel bir arkadaşımızı dinlerken bizim şimdi araya girip de bir iki söz söylememiz çok iyi olmuyor. Ama yine de beni davet ettiğiniz için sizlere, hepinize ve hepinizin nezdinde sevgili başkana çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanla konuştuk bundan birkaç gün önce. Geleceğimi söyledim. Bugün de Ruhat Nengi'nin programı vardı. O yüzden beni davet etmişti. 11'de giderim, 1'de çıkarım dedim ama bitirmesi 2'yi buldu. Yarım saatte de buraya gelebildik. Geç kaldım. O yüzden hepinizden, başta da başkandan çok özür diliyorum. Yüreklerimiz hep bir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hem ilk önce kendimiz, daha sonra gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlar, erkekler, yaşlılar ama özellikle çocuklarımız için yaşanır, insanların köle gibi çalışmadığı, özgürlüklerine sahip olduğu ama her şeyden önce taşeron 4B, 4C diye modern köle olarak çalıştırılmadığı, özgür olduğu, dilinden, nesebinden utanmadığı, saklamadığı, rahatlıkla yaşayabildiği bir ülke haline getirmek için söz verdik hep beraber, el ele tutuştuk. Bunu inşallah mutlaka başarıya ulaştık. Saygılar sunuyorum. Sizlerle beraber olmak benim için de hem çok güzel hem de bir her zaman olduğu gibi bir gurur vesilesi oluyor. Bu bakımdan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Eklemek istiyorum. Tam da yerinde, insan da yerinde söylenecek gibi geldi. Sevgili Ekim, çok güzel yerde değindiniz ama hani örgütlü yapı, hep örgütlü yapı deriz ya, işte buyurun örgütlenmek için küçük bir kurum burası. Yani bir noktasından tutarsak eğer bu örgütlü yapının destek verirsek, dernekler ve bunun gibi çok kurumlar çok gereklidir. Örgütlenmek için çok önemlidir. Sevgili Ekim'e ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Thank you.
Sevgili dostlar, yine aramızda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadir Gökmen Öğüt aramızda. Alkışlarınızla. Kendisinin de bizim kalpleri sözü var mı konuşmak için eminim. Hoş geldiniz. Sayın milletvekilim, sayın başkanım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, hepinize merhaba. Şimdi o kadar çok Tokat ve Amasya gecesine gidiyorum ki insanlar beni hemşerilerini sanıyorlar. Onun için bağırlarına basıyorlar. Sonra bir yere gidip de bir yere gitmediğim zaman hakikaten kızıyorlar, üzülüyorlar. Onun için bu taraftaki hiçbir yemeğe gelmiyordum ben. Ama hem Ramiz abinin söylemesi, hem Aslan Bey'in birkaç kere rica etmiş olması ve sizle bir arada olma ihtiyaç doğurdu bende. Beni çağırdığınız için, bağrınıza bastığınız için, sizlerle bir arada olma şerefi verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. En kötü günleriniz böyle olsun diyorum. Hep birlikte dayanışma içinde olun diyorum. Ramiz abinin Amasya'da yapmış olduğu çalışmaların severesini almış olmasından da gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Böyle bir milletvekiline sahip olduğunuz için hakikaten çok şanslısınız. Ben onunla onur duyuyorum. Sizlerin de onur duyduğunu biliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Ben birkaç şey söylemek daha istiyorum. Sayın vekillerim, kıymetli dostlarım, ben hiçbir zaman vekillerin geleceğini davet ederiz ama geleceklerini tahmin etmiyordum. İnanın ki milletvekili de bizlerden birisi. Milletvekilleri bizim seçtiğimiz insanlar. Ama çok başka bir insanlar. Telefon ediyorum, telefonumun diğer ucunda Süheyl Batur hocamla konuşmaktan onur duyuyorum. Telefonumun diğer ucunda Sayın Kadir Gökmen'le konuşmaktan onur duyuyorum. Benimle konuşurken sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşuyorlar. Elbette ki biz onlara 40 yıllık dostuyuz. Babamız dedemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Özellikle biraz önce de söyledim, Ramiz milletvekili buradayken. Bizim toplumumuz hırsızı alkışlayan bir toplum içinde yaşıyoruz. Bizim seçtiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekilleri cumhuriyetimizi koruyor. Milletimizi koruyor, özgürlüğümüzü koruyor. İnanın ki bu şaka değil. Cumhuriyetimiz tehdit altında. İnanın, geleceğimiz, özgürlüğümüz tehdit altında. Onun için sayın milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Bize onur verdiler, gurur verdiler. Ayaklarına sağlık, sağlık. Beni yücelerde
tekrar aramıza katılan değerli milletvekillerimize çok çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak, bu köyümüzü gençliği olarak. Kültürümüzü ve özümüzü anlatan bir şiir okumak istiyorum. Eğer bizi bizden sormak istersen, ilimde felsefe irfanımızdır. Girip cebimizi görmek istersen, saz ile muhabbet erkanımızdır. Bezmi cemimizde sen göz söylenmez, kol kıymet edilir, gühtan eğlenmez. Semahlar dönülür, imam peylenmez. Çünkü yargıcımız sultanımızdır. Hakikat, marifet, sırrını bilmek, kul sığar, kıl sığmaz, kapıdan girmek, gizli bir esrardır, ölmeden ölmek, mühürlü, tasdikli peymanımızdır. Berrak akar gider, yosun tutmayız, tenimiz pak, beş vakitte kopmayız, insanlara ayrı gayrı bakmayız, can taşıyan Adem, cananımızdır. Kemal Artuç, cin atına binenler, tükenmiş fikri yanıp sönenler, giderken yoldan dönenler bizden soyutlanmış mervanımızdır. Herkese teşekkürler. Thank you.
11 yaşında Burhan'ın köyüne dönemdeyim. Yardımcılarına çok çok teşekkür ederim. Onlara çok güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Şimdi sayın yetimize hoş geldiniz de olur. Evet, aslında ben bu eğlencenin köyde yapılmasını isterdim ama daha güzel olurdu. Burada hepimiz gurbete düşmüşüz, gurbete gelmişiz. Burada yapalım dediler. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olalım dedik. Herkes gurbette, gurbetlerde çekiyoruz. Seni ağlayacağım biraz da. Ona karar verdim ben. Onun için diyelim ki hep beraber. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Arada ayrılık girdi. Dertli dertli ağlar gönül. Hazin hazin. Dertli dertli ağlar gönül. Dertli ağlar gönül.
Yolunda gitmiş.